gece gündüzden iyi akşamlar diliyoruz. Kültür sanat ajandamızda ilk sırayı sinemaya dair veriler alıyor. Yarın yeni filmler vizyona girecek. Malum yaz sezonunda yabancı yapımların hakimiyetinden söz ediyoruz. Peki bu durum Türkiye gişesine 23 Ağustos haftası itibariyle nasıl yansıdı? Hangi filmler ne kadar izlendi bir bakalım. Nitekim Tarantino'nun daha vizyona girmeden ses getiren filmi Bir Zamanlar Hollywood'da vizyondaki ilk 3 gününde Box Office Türkiye'nin yeni lideri oldu. Hem zirvedeki filme hem de takip eden diğer filmlere detaylarıyla bir kez daha haberimizde izleyelim. Last night we watched a Rick Dalton double feature. All the shooting. Hafta sonu gişe verileri listesinin zirvesine Quentin Tarantino imzalı Bir Zamanlar Hollywood'da filmi yerleşti. Film ilk 3 gününde 100 bine yakın bilet sattı. Altmışların sonunda geçen hikayede Leonardo DiCaprio eski ününü yitirmeye başlayan bir Hollywood ünlüsünü, Brad Pitt ise aktörün dublörünü canlandırıyor. Filmde DiCaprio ve Pitt'in hayat verdiği hayali kahramanların yanı sıra Margot Robbie'nin oynadığı ve Manson tarikatı tarafından öldürülen trajik bir hikayenin baş karakteri haline gelen Sharon Tate de yer alıyor. Filme dair sinema yazarları da kalemlerini oynattı. Mehmet Açar filmi beklentileri karşılayan bir Tarantino filmi değil. Ancak 1969'u karşımıza getiren prodüksiyonu, şahane görüntü yönetimi, yıldız oyuncuları ve biçimci anlatımıyla izlemeye değer yorumunu yaptı. Uğur Vardansa, Brad Pitt ve Leonardo DiCaprio'nun muhteşem oyunculuklarıyla sürükledikleri yapım, hemen her Tarantino filminde olduğu gibi ele aldığı dönemin sosyopolitik yanlarıyla ilgilenmekten uzak duruyor dedi. Don't you forget it. Geçtiğimiz haftanın lideri Hızlı ve Öfkeli, Hobbs ve Shaw, 65 bine yakın kişiyi sinema salonlarına topladı. Filmi 4 haftada 1 milyonun üzerinde seyirci izledi. Access granted. Yerli komedi Sarbaş'a 62 bine yakın seyirciyle listenin üçüncüsü olurken, Angry Birds filmi 2, 35 binin üzerinde seyirciyle listenin dördüncü sırasında yer aldı. Siccin serisinin 6. ve son filmi, 3. haftasında 33 bine yakın bilet satarak listenin beşincisi oldu. Kızım, kardeşin nerede? Dünyanın dinlediği, kliplerine kilitlendiği şarkılar ve müzisyenler 2019 MTV Video Müzik Ödülleri'nde buluştu. Ödüller sahiplerini buldu ve yine törenden geriye renkli anlar kaldı. İşte MTV Müzik Ödülleri. Senorita. You Need to Calm Down. Bad Guy. Milyonlar bu şarkılarla dans etti, bu kliplere kilitlendi. Yılın en iyileri ise Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletinde düzenlenen 2019 MTV Video Müzik Ödülleri'nde belirlendi. Gecenin en büyük ödülleri olan Yılın Klibi ve Tüm Zamanların En İyi Klibi ödüllerini You Need to Calm Down'la Taylor Swift kazandı. Ödülünü alırken klibin tüm ekibini yanına davet eden Swift, Beyaz Saray'a eşitlik yasası çağrısı yaptı. Şarkısını sahnede seslendiren Swift'te seyirciler arasında yer alan Camila Cabello, Gigi Hadid ve Adriana Lima da eşlik etti. Gecenin bir diğer yıldızı ise Ariana Grande oldu. Grande, yılın şarkıcısı ödülünün yanı sıra Social House'la ortak çalışması olan Boyfriend'le yazın şarkısı ödülünü aldı.
Shawn Mendes ve Camilo Cabello düeti Senorita en iyi işbirliği, şarkının klibi ise en iyi görüntü yönetmeni ödüllerini kazandı. İkili şarkılarını sahnede de seslendirdi. Gecede en iyi hip hop şarkısı ödülü Money ile Cardi B'ye, en iyi pop şarkısı ödülü Sucker ile Jonas Brothers'a gitti. Güney Koreli BTS en iyi grup ödülünü kimselere kaptırmadı. Gecede Bad Bunny ve J Balvin'in Que Pretende şarkısı performansı sahne tasarımıyla öne çıktı. Türkiye'ye dönelim ve yine müzik diyelim. Harbi Açık Hava sahnesinde yaz konserleri tüm hızıyla devam ediyor. Öyleyse görelim önümüzdeki günlerin açık hava sahnesinin ajandasını. Harbi Açık Hava Tiyatrosu'nda yaz konserleri tüm hızıyla devam ediyor. Mekanda 28 Ağustos Çarşamba akşamı film gibi adını verdiği özel bir konseptle Nükhet Duru sahne alacak. Şefkat arıyorum. Harbiye'de Nükhet Duru'dan sonra 29 Ağustos Perşembe akşamı Mustafa Sandal hayranlarıyla buluşacak. Harbiye'de 30 Ağustos Cuma akşamı Murat Dalkılıç rüzgarı esecek. 31 Ağustos Cumartesi akşamı ise Halkın Yıldızları konserleri kapsamında Yavuz Bingöl ve Serkan Çağrı aynı sahnede buluşacak. Doldur eşkin şerbet kimin ve içim. Harbiye'de Eylül ayı Sertab Erener'in güçlü performansıyla başlayacak. Sebebi koparılan çiçekler. 2 Eylül Pazartesi akşamı Muazzez Ersoy ile Kutsi aynı gecede hayranlarıyla buluşacak. Sen yana ben cama. Harbi Açık Hava'da 3 Eylül Salı akşamı Demet Akalın, 4 Eylül'de Oğuzhan Koç, 5 Eylül'de ise Kibariye ile Halil Sezai konser verecek. Harbiye'nin sürpriz ikilileri bununla sınırlı kalmıyor. Muazzez Abacı ile Mustafa Keser 6 Eylül Cuma aynı sahnede olacak. Cengiz Kurtoğlu ile Ümit Besen ise 9 Eylül'de hayranlarıyla buluşacak. Yıldız Tilbe'nin 7 Eylül'de konser vereceği mekan 8 ve 10 Eylül'de pop müziğin süperstarı Ajda Pekkan'ı ağırlayacak. Ajda Pekkan'dan sonra 13 Eylül'de Candan Erçetin, 14 Eylül'de Cem Adrian müzikseverlerin karşısında olacak. Harbi Açık Hava'da Tarkan zamanı 20 Eylül'de başlayacak. Tarkan 20, 21, 23, 24, 26, 27 Eylül tarihlerinde hayranlarıyla özlem giderecek. İlk filmi Sivas'la dünya çapında birçok ödüle layık görülen Kaan Müjdeci'nin ikinci uzun metraj film projesi Iguana Tokyo, 76. Venedik Uluslararası Film Festivali kapsamındaki Venice Gap Financing Market'a katılmaya hak kazandı. 30 Ağustos 1 Eylül tarihleri arasında 3 gün sürecek olan Venice Gap Financing Market, yapımcı ve yönetmenlerin sektör profesyonelleriyle bir araya gelmeleri ve projelerini tamamlamaları için gerekli görüşmeleri yapmak açısından büyük önem taşıyor. Bu arada filme dair kısa birkaç not da hatırlatalım. Saadet Işıl Aksoy, Ertan Saban ve Deniz Ülkü'nün başrollerini paylaştığı bilim kurgu filmi Iguana Tokyo, sıra dışı hikayesi ve çekimlerinin büyük bir bölümünün Tokyo'da gerçekleşmesiyle ilk andan bu yana merak uyandırıyor. Star Wars sevenlere bir müjde. Kült uzay filmi Star Wars'un dizi versiyonu The Mandalorian ilk fragmanını yayınladı. Star Wars tutkunlarını sevindiren bir diğer haber de
Ewan McGregor cephesinden geldi. Ünlü oyuncu yeniden Obi-Wan Kenobi karakteriyle hayranlarıyla buluşacak ve Star Wars evreninden gelen bu iki güzel haberin detayı da yine bu hazırladığımız bantta olacak. Star Wars dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. Star Wars evreni, gelecek son film olan The Rise of the Skywalker'ı beklerken, Disney Plus'ın özel içeriklerinden The Mandalorian isimli Star Wars dizisinin ilk fragmanı görücüye çıktı. Kaliforniya'da düzenlenen D23 Expo etkinliğinde yayınlanan fragman, serinin tutkunlarını heyecanlandırdı. Return of the Jedi'dan 7 yıl sonraki zaman diliminde geçeceği belirtilen dizinin fragmanında Mandalore gezegeninden gelen baş kahraman görülüyor. Jon Favreau'nun imzasını taşıyan Star Wars evreninde geçen ilk canlı aksiyon dizisinin başrolünde Game of Thrones ve Narcos dizilerinden tanıdığımız Pedro Pascal yer alıyor. Dizi tüm dünyada 12 Kasım'da yayına çıkacak. Etkinlikteki bir diğer sürpriz ise ünlü oyuncu Ewan McGregor'ın tekrar Obi-Wan Kenobi karakterine hayat vereceğinin açıklanması oldu. Ayrı bir proje olarak hayata geçecek olan Obi-Wan Kenobi dizisinde karakterin hangi dönemine odaklanılacağı şimdilik belirsizliğini koruyor. Dizinin çekimlerine önümüzdeki yıl başlanması planlanıyor. Game of Thrones dizisinde canlandırdığı Jon Snow karakteriyle büyük bir şöhrete kavuşan Kit Harington'ın Marvel sinematik evrenine gireceği haberinin ardından hangi projede rol alacağı ve hangi karakteri canlandıracağı merak konusuydu. 32 yaşındaki İngiliz oyuncunun The Eternals filminde fizikçi Dane Whitman ve onun süper kahraman kişiliği Black Knight rolüyle hayranlarının karşısına çıkacağı açıklandı. And who are you? Jon Snow. Who are you? Kit Harington'ın Marvel filmindeki karakteri belli oldu. Game of Thrones dizisinde canlandırdığı Jon Snow karakteriyle büyük bir şöhrete kavuşan Kit Harington'ın Marvel sinematik evrenine gireceği haberinin ardından hangi karakteri canlandıracağı merak konusuydu. 32 yaşındaki İngiliz oyuncunun The Eternals filminde fizikçi Dane Whitman ve onun süper kahraman kişiliği Black Knight rolüyle hayranlarının karşısına çıkacağı açıklandı. Yönetmen koltuğunda Chloe Zhao'nun oturacağı filmde Kit Harington'ın dışında Angelina Jolie, Kumail Nanjiani, Ma Dong-seok, Salma Hayek, Lee McHugh, Lauren Ridloff ve Brian Tyree Henry de yer alıyor. Günümüzden milyonlarca yıl öncesinde geçecek ve Celestials isimli kozmik varlıkların insanlar üzerinde deney yapması sonucu ortaya çıkan süper güçlü insanların hikayesini beyaz perdeye taşıyacak olan The Eternals, 6 Kasım 2020'de vizyona girecek. Sevgili seyircilerimiz, İrem Candar'ın ikinci albümünün yeni video klibi Fırat Tanış'la birlikte seslendirdikleri Sevmeye Geldik adlı şarkı olarak belirlendi. Ve şarkının video klibi Yalçın Konuk yönetmenliğinde çekildi. Birbirimizi sevmeye geldiğimizi anlamakla başlar her şey diyor İrem Candar. Yeni parçasında bir anlamda bunu da hatırlatıyor. Biz de o zaman bu kliple bu güzel mesaja biz de varız diyerek tamamlayalım. İrem Candar, Fırat Tanış ve Sevmeye Geldik. İyi akşamlar diliyoruz. Gözlerim pınarında, yenilenen akışında olmaya geldi. Yersiz kavgalar, sevmek varken turnaları uçurmak.
geldik, uçurmaya geldik. Nefes almak gibi rüzgarımda savrulduk.